fikirle Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak yer almaktayım. Bu oturumda Utu Yalçıntaş hocam ile birlikte moderatörlük görevini üstleniyor olacağım. Bugün İDK çevrimiçi seminerlerinin üçüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. İktisadi düşünce girişimi, iktisadi düşünce, iktisat felsefesi ve iktisat sosyolojisi gibi alanlara ilgi duyan araştırmacılardan oluşan kapalı bir grup. Grup bünyesinde çok sayıda çalıştay gerçekleştirildi ve bu çalıştaylardan da 11 farklı kitap basıldı. Bu oturumda sunum yapacak olan Erkan Gürpınar hocamız, Altuğ hocam ve ben bu grubun üyeleriyiz. Biraz sunuma geçmeden önce Erkan hocamla ilgili bilgi vermek istiyorum. Erkan hocam lisansını ODTÜ'de tamamladı. Daha sonra ODTÜ ve Uppsala Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Siena Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamladı. Doktora sırasında Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacı olarak da bulunduğunu belirtmek isterim. Kendisinin ilgi alanlarını bilgi ekonomisi, kurumsal iktisat ve evrimci iktisat gibi sınıflandırabiliriz. Sunuma geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Soru sormak isteyenler olursa sohbet butonuna soruyu iletebilirler, sunum esnasında yazabilirler. Veya sözlü olarak soru sormak isteyenler, söz almak istediklerini yine sohbete yazarlarsa kendilerine söz de verilecektir. Ben lafı çok da dolandırmadan Erkan hocamı bırakmak istiyorum. Buyurun hocam, mikrofon sizde. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Özlem. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Herkese iyi akşamlar. İsterseniz direkt sunuma geçelim. Şimdi paylaş diyelim. Oldu mu acaba bilmiyorum ama. Şu anda sunumu görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Görüyoruz hocam. Tamam, tekrar iyi akşamlar. Bu akşam bilgi ekonomisini konuşacağız. Ve oyunlar. İki oyunculu, statik, tam bilgili oyunlardan bahsedeceğiz. Bilgi ekonomisi nedir diyeceksiniz. Sunum içerisinde zaten bu oyunlardan bahsederken bilgi ekonomisinden neyi anladığımızı da söylemiş olacağız. Tabii ki üzerinde konsensüs olan bir tanımı yok. Çeşitli perspektiflerden yaklaşılabilir. Çeşitli açılardan. Sunum sırasında bunların bir kısmını da görmüş olacağız. Tabii tümüyle kapsamını belirtmemiş olacağız ama en azından bazılarından bahsetmiş olacağız. Sunumun planına geçelim. Bugün 5 tane oyundan bahsedeceğim. Dediğim gibi hani statik iki oyunculu. Bu oyunlar aracılığıyla bilgi ekonomisine yaklaşacağız. İlk oyun, daha doğrusu bir oyun ama ikiye ayırdık. Bilgiye dair, economics of knowledge diyelim hadi, bilginin ekonomisine dair ya da bilgi ekonomisine dair en temel yaklaşımlardan biri olan bilgiyi veri olan, hani Türkçe'de bilgi veri ayrımı yapıyoruz. Information knowledge ayrımı. Daha çok veri olarak bilgiyi gören ve bunun üretim ve yayılım ile ilgilenen incentives paradigm dediğimiz teşvik yaklaşımı ve proprietary model dediğimiz bilgiyi bir özel mal olarak, bir hak olarak gören yaklaşımları inceleyeceğiz. Bunların her ikisinde de mahkumlar çıkmaz oyunu kullanacağız. Yani aslında bu oyun aracılığından bunları anlatabiliriz. Zaten literatürde halihazırda bu şekilde yapılıyor. Daha sonra bu yaklaşımlarda eksik olan örtük bilgi, tacit knowledge ve işte information knowledge arasındaki farka bakacağız. Bu yaklaşım çeşitli, nasıl diyelim, ilk yaklaşımda gördüğümüz bazı eksiklikleri aslında tamamlıyor. Başka bir perspektiften bakıyor bilgi sorununa ya da bilgi ekonomisine. Burada da halihazırda literatürde iki tane model aracılığıyla örtük bilgiyi analitik bir çerçeveye sokulmaya çalışılan biri. Onları göreceğiz ve bunların ne tür mevzuları incelemekte kullanılabileceğine bakacağız. Üçüncü ve dördüncü oyunlarda. Son olarak asimetrik bir oyun kullanacağız. Burada kurumların bilgi işçilerinin motivasyonu nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız ve kurumların ve teknolojinin nasıl birlikte evrilebileceğini, co-evolution dedikleri, bu bağlamda işte işbirliği ve bilgi paylaşımının geleceğine dair biraz da spekülasyon yapmış olacağız son oyun aracılığıyla. Sunumumuzun amacı kısaca başta da belirttiğim gibi bilgi ekonomisine ilişkin tartışmaları stratejik ilişkileri temel alan bir çerçeve içinde, analitik bir çerçeve içinde toplu halde sunmak. Bu oyunlar bildiğiniz gibi hepsi birbiriyle ilişkili. Hepsi geliştirmeye müsait. Halihazırda da literatürde geliştirilmiş halleri de var. Kendim de bir kısmı üzerinde çalışıyorum. Dediğimiz gibi bilgi deyince ilk aklımıza gelen belki mikro ekonomi derslerinde de
İşte iktisadi mallar sınıflandırılırken bildiğimiz gibi temel bilgi ya da özellikle bilimsel bilgi için ne diyoruz? Buna yapılan yatırımın yani harcanan emeğin ilk bilgi ürettiğimizi düşünelim. Karşılığını alamaması sorunu vardır. Bir appropriability sorunu var diyoruz. Bu sorunun nedeni nedir? Literatüre bakarsak. Çünkü işte bilgi bir kamu malıdır. bahsettiğimiz gibi. Kamu malı olması iki özelliği biliyorsunuz beraberinde getiriyor. Bilgi dışlanabilir ve rekabetçi değildir diyoruz. Aslında ilk analizlere bakarsak Samuelson'dan dolayı kamu malı dışlanabilir olup olmama özelliğine göre sınıflanıyor. Daha sonra Ostrom ve Ostrom'un çalışmalarıyla rekabetçilik yani iki boyutlu hale getiriliyor malların sınıflanması. Bu bağlamda bilgi tam da bir pure public good dedikleri yani tam bir kamu malı örneği olarak her zaman literatürde veriliyor. Bilginin kamu malı olduğuna dair tartışmaları her zaman tabii ki daha geriye götürebiliriz ama modern manada diyelim ilk önemli yazı Arrow'un 1962 çalışması. Bu kamu malı olma sorunu bir piyasa aksaklığıdır aynı zamanda diyor bildiğimiz gibi Arrow. O zaman ne gerekir diyor? Direkt olarak devlet müdahalesini çağırıyor. Yani burada bir devlet müdahalesiyle işte sübvansiyon ya da bilgi üretimine direkt katılmayla ya da işte üniversitelerde çeşitli yollarla bilgi üretimi desteklenmelidir diyor. Çünkü piyasa yeterli üretimi sağlayamayacaktır diyor. Yani teşvik vermemiz gerekiyor. Incentives paradigm'ın mevzusu bu. Ancak tabii bildiğimiz gibi bu şekilde kamu desteği ve açık bilgi bütün alanlar için geçerli değil. Teknolojide de bir teşvik sorunu var. Yani aynı durum teknoloji için de geçerli. Ancak teknoloji için böyle bir çözümden bahsetmiyoruz. Burada genellikle biz temel bilimleri, bilimsel bilgiyi devlet desteğine ihtiyaç duyan bir alan olarak görüyoruz. Neden? Yani iktisadi olarak düşünürsek, bazılarını özetlediği gibi. Çünkü sosyal getirisi çok fazla, her alanı etkiliyor diyoruz. Ve bildiğimiz gibi gene Bush Report'tan bir yana, Stokes'un da bahsettiği gibi bir lineer modeli olan inancımız var. Yani teknoloji ancak bilimle olabilir. Bilim desteği, bilimsel destek temel bilimler olmadan teknolojik ilerleme her zaman duraksayacaktır. Bu sosyal getiriyle ilişkin dediğimiz gibi. O yüzden kamu desteği burada her zaman karşımıza çıkıyor. Zaten teknolojiyle ilgili ayrıca bildiğimiz gibi ticari uygulamalar fikri mülkiyet hakları ile korunuyor. Yani bilimsel bilgiye ait olmayan hani patentlenememe durumu ancak klasik yaklaşıma baktığımızda zaten teknolojiyi fikri mülkiyet hakları koruyor. Yani teşvik sorununu o şekilde çözmüş oluyoruz. Tabii bazıları diyor ki hani bilgi üretilirken karakteristiği de belli oluyor. Son oyunda konuşacağız. O zaman dışlanılabilir olma bilgi için tartışmalı bir özellik. Niye? Çünkü siz dışlayabilirsiniz mülkiyet hakkıyla. Fikri mülkiyet hakkıyla. Hatta bazıları, mesela Baldwin Levine'de de bunu görebilirsiniz. Bu Against Intellectual Monopoly kitaplarında ya da başka yazarlarda. Biz bir bilgi için global excludability, yani küresel dışlanmadan söz ediyoruz. Hani maddi bir varlık için dışlanma lokal ölçekteyken mülkiyet hakkıyla bilgi için bütün dünyaya bunu yaymaya çalışıyoruz. Çok daha sıkı bile uygulanabilir dışlanabilirlik diyorlar. O yüzden kurumsal yapıya bağlı bir özellik aslında bilgi için dışlanabilir olma. Bu yaklaşımı bildiğimiz gibi iki oyunculu versiyonlarında bir mahkumlar açmaz oyun olarak inceleyebiliriz. Yani bilgi üretiminde katkıda bulunan ve katkıda bulunmama yönünde iki stratejisi olduğunu düşünelim iki aktörün. Bu kamu malı olarak bilgi diyor ki bize katkıda bulunma her durumda en iyi cevaptır diğer stratejiye. Yani C büyüktür A burada, D büyüktür B ve aynı zamanda A büyüktür B. Yani aslında katkıda bulunmak Pareto üstün katkıda bulunmamaya göre ama işte kamu malı olma durumu, bedavacılık sorunu. Aktörler katkıda bulunmamayı seçiyor. Niye? Çünkü diğer aktörün biliyor ki aktör katkıda bulunduğunda eğer bilgi kolayca yayılıyorsa diğer tarafta fikri mülkiyet olmadan ya da herhangi başka bir destek olmadan bundan yararlanabiliyorsa bu tür sınırlamalara tabi olmak için üretiminde yeterince teşviğe sahip olmayacaktır. Yani ilk üretim sıkıntıya düşecektir. O zaman ancak biz Nash dengesini yani D'nin Pareto etkin olmadığını bildiğimiz için işte ya devlet girecek, teşvik edecek ya da fikri mülkiyet aracılığıyla hakkını o üretilen bilginin sahipliğini bu kişilere vererek teşvik etmiş olacağız bilgi üretimi yani A'ya gitmeye çalışacağız. Bu bildiğimiz gibi kamu malı olarak bilgi yaklaşımı. Bu teşvik yaklaşımında aslında çeşitli açılardan tam bir bilgi problemi sunmuyor bize. Bazı sorunlar da barındırıyor içinde. İlk başta gördüğümüz gibi ilk bahsettiğimiz şey bilimsel ve teknolojik bilgi arasında aslında çizilen kırılgan bir sınır var burada.
Bu bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi çeşitli çalışmalarda görebilirsiniz. Ekonomi tarihi çalışmalarında da karşımıza çıkıyor. Burada bir simbiyotik ilişki oldu. İşte bilim ve teknolojiyi desteklediği söyleniyor. Bazıları bunu ikinci sanayi devrimine dayandırıyor. Bazıları bunu üçüncü sanayi devrimine dayandırıyor. Daha fazla iş çıkıyor. Ama çok daha geriye götüren Mockyer gibi mesela, işte Industrial Enlightenment dediği bir sanayi devrimi öncesine, yani bu bilimin teknolojiyi desteklemesinin önemli olduğu, işte bu lineer modeli olan destek geçmişe dayanıyor. Ancak dediğimiz gibi bu sınırın gittikçe muğlaklaşması beraberinde şu sorunu getiriyor. Mesela biyoteknoloji, sağlık, yaşam bilimleri diyorlar 70-80'lerden sonra özellikle. Bilim ve teknoloji arasındaki ayrımın kaybolması neyin patentlenip neyin patentlenmeyeceği sorununu beraberinde getiriyor. Yani açık bilgi hangisi olacak kamu desteğine tabi olan, hangisi fikri mülkiyetle korunacak başlı başına bir soruna dönüşüyor. Ve aslında bildiğimiz gibi fikri mülkiyet hakları bilimsel bilgiyi de kapsayacak şekilde genişlemeye de başlıyor. Hani bir milat olarak her zaman literatürde Amerika'daki Bayh-Dole Act gösterilir. 1980'de yürürlüğe giren. İşte üniversitelerdeki yapılan araştırmaların ve üretilen bilginin de patentlenmesine imkan veriyor biliyorsunuz. Ancak birçok kişi onun aslında daha öncesinde de bu durumların olduğunu, bunun aslında hani biriken bir şeyi, bu yöndeki bir isteğin dışa vurma olduğunu söylüyor. En nihayetinde bildiğimiz bir şey, zamanla bilim ve teknoloji kümeleri, iki küme olarak görelim bunları, üst üste binmeye başlıyor ve neyin açık bilgi olacağı, neyin fikri mülkiyete tabi olacağı bir tartışma olmaya başlıyor. Tabii o zaman burada teşvik sorunu ile ilgili bunun dışında genel bir sorunumuz var. O da şu: eğer mevzu teşvikse Arrow'dan beri, yani incentive ise kişilere ilk bilgi üretimi için verilmesi gereken, literatürde de söylendiği gibi fikri mülkiyetin süresine ya da coğrafi kapsamına ilişkin ikna edici teorik ve empirik kanıtlara ihtiyacımız var. Yani niye 20 yıl ya da telif için işte niye yazarın ölümü artı 70 yıl? İşte Amerika'da 98'de değiştiriliyor biliyorsunuz, telif uzatılıyor. Ve literatür diyor ki bunlar için ne teorik ne de empirik bir kanıt yok elimizde. Yani niye 10 yıl değil de 20 ya da 30 değil de 20 bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Yani ikna edici bir şey yok elimizde. Aslına bakarsanız ülkeler arası, yani kalkınma iktisadı çalışanlar açısından ülkeler arası çalışmalarda da, karşılaştırmalarda da TRIPS ve benzeri şeylere bu aslında pazarlığa tabi ve güç mücadelesine tabi bir mevzu. Yani teorik olarak ya da empirik olarak bir şey gösterdiğimiz için fikri mülkiyet veriyor değiliz. Gerçekten bir teşvik edici unsur olduğu için. Zaten dediğim gibi birçok yazar telif hakları için uygulanan uzun sürelerin, dediğim gibi mesela Amerika'daki 98'deki değişiklik hangi yönün teşvik edici olduğu gerçekten soru işareti diyorlar. O yüzden yaklaşımla ilgili dediğim gibi çeşitli problemler var kendi içinde. Bu bizi ikinci yaklaşıma götürüyor. Aslında bazı yazarlar, mesela Erkin Koray ve Salzberger, bu ikinci yaklaşımın ön plana çıkmasının, özel mal olarak bilgi, proprietary model diyorlar, bu teşvik yaklaşımının karşılaştığı sorunlarla ilgili olduğunu söylüyor. Bu yaklaşım diyor ki bilgi de tıpkı aslında göller, otlaklar gibi bir ortak maldır. Orta malda deniliyor. Ben ortak demeyi tercih ettim. Ve etkin kullanımı bildiğiniz gibi ancak mülkiyet hakları ile mümkündür. Daha bunu Hardin'e kadar götürüyoruz. Yani ya devlet müdahalesi gerekiyor bildiğiniz gibi ya da mülkiyet hakları gerekiyor. Yani bilgi içinde bir müştereklerin tercihinden bahsedebiliriz diyorlar. Tabii ki diyeceksiniz ki müştereklerin trajedisini bilgiye uygulamak biraz zor. Niye? Çünkü aslında otlak ve de göllere ilişkin olarak bahsedilen hani fazla kullanım ve tükenmeden bilgi özelinde bahsedemeyiz. Nasıl bir tükenmeden ya da fazla kullanımdan bahsedeceğiz? Birçok kişinin dediği gibi kullanmak aslında bilgi için daha yararlı. Ancak bu yaklaşım diyor ki bilginin kimsenin mülkiyetinde olmaması, fikirlerin ve bilginin onun fazla kullanımı sonucunu getirecektir diyor. Overuse of ideas. Bu da aslında belki tükenme ve fazla kullanımdan bahsedemeyeceğiz ama fikirlerin fazla kullanımı bilginin değerini düşürecektir diyor. O yüzden aslında bilgi özelde en baştaki iki özelliği hatırlıyorum kamu malını. Rekabetçi mi maldır diyor. Ne açıdan rekabetçi mi maldır? Başkaları tarafından kullanımı onu üreten, ilk üreten kişi için bilginin değerini düşürecektir. Ve etkin kullanımın önüne geçecektir. Kişi de ona yatırım yapmaktan kendini geri alacaktır diyor. Yani özelinde bunlar rekabetçilik varsayımını sorguluyor ve bilgi de bir müşterektir ve özel mülkiyete tabi olmalıdır diyor. Nasıl ki daha doğrusu hani özel mülkiyet, otlaklar ve benzer durumlarda bir çözüm getiriyorsa, mülkiyet hakları okuluna hatırlayalım, Demsetz'in meşhur 67 makalesi, bilgi içinde benzer bir çözümden bahsedebiliriz diyorlar. Hatta 1969 makalesinde Demsetz, Arrow'un 62 makalesini bir eleştiri olarak
kaleme alıyor. Yani bilgiye kanmalı olarak yaklaşmak hemen devlet müdahalesini aklımıza getirmemeli. İlk aklımıza gelen çözüm o olmamalıdır diyor. Bir çözümü de bu şekilde özel olarak bilgi olarak görüyorlar. Yani bilgi bir hak olmalı. Ama tabii ki yani bilginin mülkiyeti bir hak olmalı. Ama tabii ki bilginin mülkiyetinin bir hak olması hiçbir gerekçelendirme olmaması olmadığı manasına gelmiyor. Müştereklerin tercihine başvurarak nasıl ki otlaklar göller için mülkiyet hakları okulunun bir yaklaşımı varsa aynı yaklaşımı bilgiye de uyguluyorlar. Yani bu gerekçelendirilmiş oluyor bilginin bir hak olmasını. Yani teşvik olmaktan çıkıyoruz. Bir hak meselesine dönüşüyor. Niye? Çünkü etkin kullanımı ancak bu şekilde mümkün. Doğal kaynaklar için geçerli olduğu gibi. Bakarsak müştereklerin tercihisi bildiğimiz gibi yani formel olarak benzer bir yapıyı kullanıyor. Yani mahkumlar açmaz oyunu var. Ancak bu bizi tabii ki yanıltmamalı. Yani gene C büyük A, D büyük B ve A büyük D. Gene Nash dengesi Pareto etkin değil. Ancak burada sorun bilginin ilk üretimi değil. O yüzden stratejiler aslında farklı. Burada hani bireyler açısından etkin kullan ve aşırı kullan diye iki strateji var. Katkıda bulun ve katkıda bulunma gibi değil. Ve bilginin kimsenin mülkiyetinde olmaması aşırı kullanımı sonucu getiriyor. Yani bildiğimiz klasik müştereklerin tercihisinin bilgiye uyarlanmış hali. Bu yaklaşımın avantajı ne teşvikten? Yani bir teşvik sorunu olarak dediğimiz gibi mesela süre ve coğrafi kapsamla ilgili gerekçelendirmeye ihtiyacınız yok. Bilgi bu bir teşvik sorunu olmaktan çıkıyor. Bir hak problemine dönüşüyor. Ancak bu da başka bir sorun var karşımıza çıkan. O da daha yine Arrow'dan ve Demsess'ten bildiğimiz bilgi üretiminde ardışıklık var ve kümülatif olma var. Yani eski bilgiye muhtaçsınız yeni bilgi üretmek için. Var olan bilgiyi kullanmaya muhtaçsınız. Ve bildiğimiz gibi bu klasik yaklaşımlarda hep söylendiği gibi dinamik verimlilik üretilen bilginin mümkün olduğunca çok kişi tarafından kullanılmasını yani bilginin paylaşılmasını gerekli kılıyor. Çünkü ne kadar kaparsanız üretilen bilgi yeni kullanıma bilgi üretimi o kadar azalacaktır diyor. Mesela Susan Schmoschmer'de gördüğümüz gibi iyi özetlediği kitabında önceden de bu konulardan bahsediyor. Diyor ki fikri mülkiyet yani olsa da mümkün olduğunca dar tanımlamalıyız. Bu ardışıklık probleminin üstesinden gelmek için. Ancak dediğimiz gibi burada da karşımıza hangi sorun çıkıyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi zaten bilim ve teknoloji kümeleri üst üste binmiş. Gittikçe muğlaklaşan bir alan var. Yani iş bölümü bildiğimiz bu klasik iş bölümü bir sorun. O zaman yine neyi patentleyeceğiz, neyi patentlemeyeceğiz? Bu ardışıklık problemini ve kümülatif olma problemini nasıl çözeceğiz? Fikri mülkiyet aracılığıyla. Hatta bazıları diyor ki bu sorunu daha ileri götürelim. Müştereklerin trajedisinin tam tersi bir durum bilgi için geçerli olabilir. Bildiğimiz gibi Heller ne diyor? Tragedy of the Antikamız. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey belki de doğal kaynaklarda olduğu gibi bir müştereklerin trajedisi değil, tersi bir durum. O da nedir? Sınırlarının belirlenmesi muğlak olan bilgi için, yeni üretilen bilgi için kesişen şekilde mülkiyet hakları verilebilir. Bu da ardışıklık probleminden dolayı bilgi üretimine gerçekten engel olabilir yeni bilgi üretimine. En nihayetinde şunu bilmemiz gerekiyor. Patent ofisleri tarafından veriliyor. Hani Yafe böyle örneğin Amerikan örneğinde özetlediği gibi başka ülkeler için çalışmalar var. Bu sistem ne kadar etkin, ne kadar verimli başlı başına bir konu. Yani kesişen patentler verme, birbirine bloke edecek şekilde bilgi üzerinde patentleme yapma çok olası. Bunun da ardışıklık probleminden dolayı soruna yol açması kaçınılmaz bir nevi. O yüzden bu hak bilginin bir hak olduğu iddiasına karşı geliştirilen temel argümanlardan biri bu. Bu ardışıklık ve kümülatif olma sorununu aşamıyoruz. Aslında yani tragedy of the antikamız asıl dikkat etmemiz gereken sorun. Tabii bu iki yaklaşım da bilgiyi yani Türkçe'de veri bilgi olarak ayırıyoruz. Ben bilgi diyorum. Information yani kolayca paylaşılabilen, zahmetsizce yayılabilen bir şey olarak görüyor. Yani iki yaklaşımda bildiğimiz gibi örtük bilgiyi dikkate almıyor. Örtük bilginin dikkate alınmaması en başta bilginin kodifikasyonunun getirdiği örgütsel değişiklikleri incelememize engel oluyor. Bunu 5. oyunda inceleyeceğiz. Ama onun dışında bildiğimiz gibi genel manada örtük bilgi bilginin dıştan bir olması için fikri mülkiyetin bir ihtiyaç ve zorunluluk olmadığı sonucunu doğuruyor. Niye? Çünkü örtük bilgi deneyimlerimize dayanan öğrenme bir öğrenme süreci sonucu ortaya çıkan bilgidir diyoruz ve genellikle
bu bilgi için üretildiği yerin dışında paylaşılmasının imkansız değil ama zaman alan, maliyetli, zahmetli bir süreç olduğunu söylüyoruz. Yani bilgi yayılması, ilk üreten açısından bilgisinin hemen başkaları tarafından kullanılıp o bilginin değerinin düşürülmesi, yani bir teşvik sorunu olması iddia edildiği kadar büyük bir sorun olmayabilir örtük bilginin varlığı altında. Bunu incelemek için iki tane oyun var literatürde. İlki Şahin Güvercin oyunu. Bu oyunun başka adları da var biliyorsunuz ama ben Şahin Güvercin oyunu üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü bildiğimiz gibi Maynard Smith'in 70 küsürdeki makalesinde aslında bu Şahin Güvercin oyunu, Şahin Güvercin Burjuva oyunu şeklinde geliştirerek mülkiyet haklarının ortaya çıkması için inceliyor. Benzer bir tartışmayı bilgi içinde yapabiliriz. Aslında oyunlar ilişkili. Bu oyunun farkı ne öncekilerden? Bu oyunda ikinci maddemiz farklı. Yani B büyüktür D. Yani buradaki neş dengeleri katkıda bulunma, katkıda bulun ve katkıda bulun, katkıda bulunma yerinden farklı olarak. Yani katkıda bulunma, katkıda bulunma her durumda en iyi cevap olmuyor. Niye? Çünkü örtük bilgi var. Dediğimiz gibi farkı ikinci madde oluşturuyor. Ne demek istiyor bu oyun? Örtük bilgi varken bilgi üretiminin yarattığı getiri bilginin istemsiz yayılmasıyla ortaya çıkacak olan kayıptan fazla olabilir diyor. Neden? Çünkü katkıda bulunmayan oyuncunun kazancının sınırlı olacağını iddia ediyoruz. Bilgi yayılıyor ama zamanla yayılıyor. Yani ben bilgi üretimine katkıda bulunmadıysam ondan onu üreten kişi kadar yararlanamıyorum. Temel argüman bu. Şimdi bu oyunun bize söylediği ne? Aslında birçok gözlemlediğimiz şeyi açıklamakta kullanabiliriz. Ostrom'un dediği gibi, daha 90 doğal kaynakları incelediği kitabında, bir malın ortak mal olması, yani commons olması, müşterek olması, herkesin kullanımına açık olması, yani onun sahipsiz olması demek değil. Bu ikisi karıştırılıyor diyor. Doğal kaynaklar için hani incelemesi bir kenara, bilgi ve hem bilimsel hem de teknolojik bilgi içinde aslında bu geçerli. Bu bilginin, üretilen bilginin doğal sınırları var yayılmasının. Yani dışarıda kalan bir grup var her üretilen bilgi için. Bu sınırı da bir ölçü mesela örtük bilgi belirliyor. Yani bilgi üretiminde katkıda bulunmayanlar, bulunanlara göre aynı getiriyi almıyorsa, üretilen bilgi açısından, işte matematik diyelim, fizik diyelim, başka alanlar açısından zaten doğal bir yayılma sınırı var. Sizin emek harcamanız gerekiyor o grubun parçası olmak için. Bu hep bildiğimiz Invisible College argümanı. Bunu diyor, bilgi rekabetçi olmayabilir diyor ama katkıda bulunmayan tarafından bunun erişilebilir, fayda sağlanabilir olduğu anlamına gelmez bu diyor. Yani sizin de bilimsel bilgiden yararlanmanız için bilim yapmanız lazım diyor. Katkıda bulunmanız lazım yani diyor. Katkıda bulunmadığınız bir şeyden o kadar kolay bir şekilde yararlanamazsınız diyor. Yani bu oyun o zaman bize neyi söylüyor? Fikri mülkiyet olmasa da bilgi üretimi devam edebilir. En başta verdiğim mesaj bu. Bilgi üreten ve paylaşan topluluklar, işte knowledge communities diyelim, bu topluluklara ait de doğal sınırlar var. Bu durum sadece aslında bilimsel bilgi için geçerli değil. Teknoloji tarihine bakarsak teknoloji için de aynı durum geçerlidir diyorlar. Yani fikri mülkiyet olmasa da teknolojik üretim, inovasyon devam ediyor. Teknolojik bilginin üretimi. Örtük bilgi bunu gerekçelendiren temel argümanlardan biri. Tabii ki örtük bilginin tek formülasyonu Şahin Güvercin oyun değil. Kendi içinde sıkıntıları var Şahin Güvercin oyununun. Belki tartışma bölümünde şey yaparız, üzerinde konuşuruz. Örtük bilgiyi bir kritik kitle problemi, kritik kitle problemi olarak da ele alabiliriz. Literatürde mevcut. Bu oyunun diğerinden farkı, bilgi üretimi için iki oyuncunun da katkıda bulunması gerektiğini söylüyor. Yani Şahin Güvercin oyununa göre biraz daha sınırlayıcı bir oyun. Şeyleri itibariyle, formel ihtiyaçları itibariyle. Bu oyun Şahin Güvercin oyunundan farkı bir ölçüde örtük bilgi altında bilgi üretimini teşvik sorunundan çıkarıyoruz ama bir koordinasyon sorununa dönüştürüyor aslında. Yani oyuncular arasında bir nevi çıkar çatışması yok. Sadece Pareto etkin dengeye gitmek için bir koordinasyon sorunu var. Ama bakarsak literatüre çok çeşitli yerlerde kullanabiliriz bu oyunu, yani geliştirilmiş versiyonlarını. Nerede mesela konuşacağız birazdan. Belli sayıda oyuncunun katkı yapmasını gerekli olduğu durumlarda açık bilgi üretimi için özellikle bu oyun bize fikir verebilir, bir başlangıç noktası olabilir. Bu oyunun farkı ne? Hem birinci hem ikinci madde mahkumlar açmazı çıkmaz oyununa göre farklı. Yani A büyük C'den ve D büyük B'den.
O zaman iki tane ABD şeklinde iki tane dengemiz var. Ve bir tanesi yani katkıda bulun toplam faydaların en çoklaştırıldığı denge. Bildiğimiz gibi bu oyunda beklenen getirileri hesaplayabiliriz. Katkıda bulun ve katkıda bulunma stratejileri için. Diğer kişiye doğru, diğer kişiyle ilgili inancımız, bilgilerimiz yani. Eğer belli o olasılıkla diğer kişinin katkıda bulunmayacağını düşünüyorsa biz de katkıda bulun stratejisini seçebiliriz. Yani bu oyunda hangi dengeye gittiğimizi statik versiyon aslında çok bir şey söylemiyor. Bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Yani diğer oyuncunun katkıda bulun oynaması bu iki strateji için beklenen getirileri eşitleme olasılığından fazlaysa ikisi de katkıda bulunuyor oynuyor. Değilse ikisi de katkıda bulunmayı seçmiş oluyor. Böylelikle bilgi üretilmemiş oluyor. Bu olasılıklara hem şahin güvercin oyununda hem de koordinasyon oyununda aslında evrimsel oyun teorisi açısından, replikatör denklemleri açısından bakabiliriz. Yani bir popülasyonun bu oyunu oynadığını varsayarsak bize daha ilginç şeyler söylüyor aslında bu olasılıklar. Mesela koordinasyon oyunu açısından bu olasılık beklenen getirilerin eşit olduğu. Bunu popülasyon oranı olarak görebiliriz. Yani popülasyonda belli oranda kişinin katkıda bulunma oynaması bilginin üretilmesi için gerekli oluyor. Dediğimiz gibi bu oyunu nerede kullanabiliriz? Aslında yeni üretim organizasyonlarının açıklamada kullanılıyor. Yani bilgi paylaşımına dayalı yeni üretim biçimleri bu oyun aracılığıyla incelenebilir. Bilgi üretimli bir müşterek olan bir müşterek olarak gören yaklaşımlar, mesela commons based peer production diyoruz, bankler. Bunlar aslında böyle bir şeyi varsayıyor. Dedikleri gibi açık kaynak kodlu yazılım, işte Wikipedia ya da kişilerin spor ekipmanları ve bir sürü başka bir şey için bilgi paylaşması, özellikle internet aracılığıyla böyle bir oyun aracılığıyla gösterilebilir. Çünkü bu yazarların iddia ettiği gibi belli sayıda aktörün bilgi paylaşması, katkıda bulunması bu tür üretim organizasyonlarının yeni üretim biçimlerini devam ettirebilmesi için gerekli. Örtük bilgi altında da dediğimiz gibi bunlar birer topluluk oluşturuyor aslında. O topluluğun içinde katkıda bulunarak ancak o bilgiden yararlanabiliyorsanız, yani dışarıdan izleyici olarak aynı yararı alamıyorsanız bu tür bir oyun mesela commons based peer production gibi bu tür yeni üretim biçimlerini anlamakta bize yardımcı olabilir. Son oyunumuz biraz farklı diğerlerinden. Diğer oyunlarda katkıda bulun ve katkıda bulunma strateji üzerine yoğunlaştık. Aktörlerin hangi durumlarda işte örtük bilgi altında ya da kamu malı olarak bilgi altında hangisini seçeceğine baktık. Ancak bildiğimiz gibi bilgi bir doğal kaynak değil. Yani orada duran bir şey değil. Yani etkin kullanımından ziyade nasıl üretildiği bizim için önemli. Ve başta da bahsettiğimiz gibi biz üretirken bazen bilginin özelliğini belirliyoruz. Yani patentli patentlememeye karar veriyoruz. Yani bilginin özellikleri üretilirken belirleniyor. Doğal kaynaktan farklı olarak ve aktörler bunu belirliyor. O zaman diyor ki literatür, bazı araştırmacılar, bu katkıda bilgi üretimine katkıda bulunup bulunmama stratejileri var olan kurumsal yapıdan etkilenebilir önceki oyunlardan farklı olarak. Yani katkıda bulun ve katkıda bulunma stratejilerini seçecek olan oyuncular, bunlara bilgi işçileri diyelim, işte bilim insanları olabilir, firmalarda çalışan Ar-Ge personeli ya da normal bilgi işçileri olabilir, bireyler olabilir, hani bu yeni müştereklere dayalı üretimi yapan, bilgi paylaşan. Bu kişiler var olan kurumsal yapı altında katkıda bulun ya da katkıda bulunma stratejilerini seçiyor. Var olan kurumsal yapıyla neyi kastediyoruz burada? En başta da bir ki bilginin paylaşılmamasını, yani fikri mülkiyet haklarından bahsediyoruz, hukuki boyutundan. Yani şu anda var olan koşullarda bilginin ne kadar açık ya da ne kadar fikri mülkiyete tabi. Bu başlı başına yeni aktörlerin stratejilerini, bilgi üretecek olan aktörlerin stratejileri üzerinde etkili olabilir diyorlar. Bu ne açıdan önemli? En başta örgüt içi dinamikleri anlamak için önemli. Bildiğimiz gibi bilginin kodifikasyonu bilimsel yönetimle birlikte ikinci sanayi devrinin başında ne yapıyor? Eskiden mucitlerin elinde olan ustalık bilgisini firma katına, işverenin katına taşıyor. Yani Taylor diyor ki biz işçiden daha fazla bilmediğimiz bir durumda onu kontrol etme imkanımız yok. Yani vasıfsız olması bu stratejiler sayesinde, yani bildiğimiz bu Charlie Chaplin'in Modern Times filmi gibi, bu sayede oluyor. Yani bilginin kodifikasyonu ve işveren katına alınması ve oradan üretimin yönetilmesi bir anlamda orta kademedeki eskiden mucit dediğimiz birçok insanın, Catherine Fisk diyor, ne olmasına yol açıyor? Firmalarda normal işçiye dönüşmesine, bunların statülerinin kaybına yol açıyor.
Bu dönüşümün aslında hukuki boyutuna bakarsak bir şans değil yani. Aynı zamanda bilimsel yönetimle birlikte Amerika'da daha sonra diğer ülkelerde de firma içi bilgi mesela sadece patent yani ürüne dönüşmüş bilgi değil, diğer bilgi de firmanın malı olmaya başlıyor. Bu dönüşüm de 20. yüzyılın başında Amerika'da olmaya başlıyor. Mesela DuPont'un hikayesine bakarsak uzun süre bu işçilerin bilgiyi firma dışına taşımasından çekiniyor. Mahkemelerle koşturuyor, dava açıyor. Bu bilgi benimdir, benim altımda çalışıyor diyor ama hukuk sistemi hiçbir zaman buna razı olmuyor. Fikri mülkiyeti kişinin kişiye ait bir şey olarak görüyor ama 20. yüzyılın başında artık dönüşüm ufak ufak tamamlanıyor. Biraz da bir bilimsel yönetim ve idari kapitalizmle birlikte diyor Fisk. Ne oluyor? Tüzel kişiler bu tür bilginin de mülkiyetini kendilerine almış oluyor. Bu tabii beraberinde ne getiriyor? İşte neden sonuç ilişkisi dediğimiz gibi birbiri içine geçiyor aslında. İşçilerin vasıfsızlaşmasını da getiriyor. Bu argümanlardan biri ya da mucitlerin eskiden sosyal statüsü olan mucitlerin firmalarda Ar-Ge personeline dönüşmesine yol açıyor. Bu aslında bir statü kaybıdır diyor Catherine Fisk. Biz bilgi işçileriyle yani bilgi üreten bu işe yeni giren aktörlerle var olan kurumsal yapı, burada mülkiyet haklarından bahsediyoruz, fikri mülkiyet haklarına referans veriyoruz. Arasındaki böyle bir ilişki aslında asimetrik oyunlar aracılığıyla inceleyebilir ya da modelleyebiliriz. Yani önceki oyunlardan farklı olarak bu sefer iki farklı role sahip iki aktörümüz var. Yani strateji kümeleri farklı iki tane aktörümüz var. Yani elimizde şöyle bir model olabilir meseleyi anlamak için. Aktörlerin bir kısmı, bunlara satır oyuncuları diyelim, zayıf ve güçlü fikri mülkiyet arasında seçim yapıyor. Bu seçimi kimler yapabilir? Üniversiteler, firmalar, yani fikri mülkiyet kararını verme durumunda olanlar. Diğerleri de sütunda yer alan oyuncularda. Bu yapıya göre ya da bu yapıyla birlikte karşılıklı etkileşiyorlar gördüğünüz gibi. Bilgi üretimine katkıda bulunup bulunmamaya karar verebilirler. Bu katkıda bulunup bulunmamayı 0-1 olarak düşünmeyelim. Az ya da çok ya da efor gösterme ya da yeteneklere yatırım yapma olarak düşünebiliriz. Yani bu yaklaşım diyor ki yeteneklere yatırım yapma bu bilgi işçiler açısından var olan mülkiyet hakları rejimine göre değişebilir. Yani nasıl olabilir? Bazı aktörler açısından katkıda bulun ancak zayıf fikri mülkiyet hakları altında mümkün olabilir. Eğer durum buysa ancak firmalar açısından güçlü fikri mülkiyet ve vasıfsız işçi yani işçilerin çok da yeteneklerine yatırım yapmadığı bir durum tercih edilebilir bir şeyse yani D'de ancak işçiler açısından AA tercih edilebilir bir şeyse aslında burada bir sorun olabilir elimizde. Tabii ki bu oyun gene bir koordinasyon oyununa dönüşebilir ancak D büyük A ve A büyük D ise yani işçiler açısından ve firmalar açısından, fikri mülkiyete karar verenler açısından ilk tercihleri farklıysa, farklı tercihler getirilerini en çoklaştırıyorsa aslında bir bilgi üretimine yeni katılan bilgi işçileriyle var olan kurumsal yapı arasında buna karar verenler arasında bir anlaşmazlık, bir çıkar çatışmasından da bahsedebiliriz. Bunu görüyor muyuz peki? Yani ampirik olarak ya da ekonomi tarihine baktığımızda. Evet görüyoruz bu tartışmaları. Biraz son slaytta da bakacağız. Bu oyundan biraz daha bahsedelim. Yani bu oyunda anlatmak istediğimiz şey mülkiyet ilişkileri. Bilgi ekonomisi üzerinde fikri mülkiyet. Teknolojik ilerlemeye ya da işçilerin bilgi üretimindeki rollerine dair bize şey yapabilir. Bazı şeyler söyleyebilir. Fikri mülkiyet de belirleyicidir bu açıdan. Bahsettiğimiz şey şu. Firmalar var olan mülkiyet ilişkilerini ve yönetim yapısını, yani işte idari kapitalizm diyoruz değil mi, bilimsel yönetimden bu yana gelen, bu yapıyı zayıflatan veya sarsan teknolojilere yatırım yapmaktan kaçılabilir. Bu durumda da bilgi işçileri bu firmaların bu stratejisinden memnun olmayabilir. O yüzden bilgi üretimine ya da kendi yeteneklerine çok fazla yatırımda bulunmayabilir. Bu tartışmayı nerede görüyoruz? Aslında 1970'lerden beri birçok yazar diyor ki, bilgi paylaşımına dair hareketler, açık kaynakta da olsun, özellikle internet başka alanlarda olsun, üniversite çıkışlı, bilim adamları çıkışlı bu tür yazılımlarda olsun. Bu tüzel kişiler tarafından bilginin sıkı bir şekilde sahiplendiği bir sisteme karşı bir hareketti de aynı zamanda diyorlar. Yani bu tür hareketlerin çıkışında bu da vardı diyorlar. Çünkü bu eski düzen, konsensüs, yani firmaların çok fazla bilgiye sahip olduğu, bilgi işçilerin sadece yüksek maaşla bir şekilde tatmin edildiği sistem belli bir noktada bilgi işçileri tarafından taşınabilir değildi ve buna bir kısmı karşı çıkmaya başladı diyorlar. Mesela Silikon Vadisi bu bağlamda da tartışılıyor.
Bu böyle bir kurumsal yapıda. Çünkü bildiğimiz gibi Silikon Vadisi'nde bu fikri mülkiyet bu kadar sık uygulanmıyor. En önemli bilgi yayılımını etkileyen şeylerden birinin bu olduğu söyleniyor. Yani bahsettiğimiz şey güçlü fikri mülkiyet, bilgi işçilerin motivasyonunu veya tercihlerini etkileyebilir. Elinde bilgi olan firmalar, tüzel kişiler diyelim, yeni bilgi üretimine yatırım yaparken kendi stratejileri doğrultusunda kendi getirilerini en çok arttıracak. Bundan mahrum olanlar, bu işe yeni girenler ya da bilgi işçileri her zaman fikri mülkiyetten dolayı bu sistemden dışlanabilir ve yeterli bilgiye, kendilerini geliştirecek yeterli bilgiye yatırım yapmayabilirler kendileri açısından. Bu dengenin sağlanması yeni üretim organizasyonlarının çok fazla heveslerinin kırılmaması bu açıdan önemli diyor bazı araştırmacılar. Bu tartışmayı aslında üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi tartışmalarında görüyoruz. Bu beşinci oyuna benzer bir şeyi. Mesela üçüncü sanayi devrimi tartışmalarına bakarsak literatüre, işletme literatürüne de, mesela Zuboff buna güzel bir örnek. Artık diyorlar emek sadece kol gücünün değil, soyut düşünme ve öğrenmeyi de kapsayacak şekilde değişecektir. Bu bilgi işçilerine diyorlar artık günümüzde, hani işçi demeyelim onlara. Çok daha fazla güç, pazarlık gücü de verecektir firma içinde. O yüzden üretim organizasyonu değişecektir ya da modifikasyona uğrayacaktır diyor birçok insan. Ancak günümüzde sanayi 4.0 tartışmalarına bakarsanız o üçüncü sanayi devrimindeki bu bilgi işçisine dair pozitif yönden biraz uzaklaşmaya başladık. Artık günümüzde bilginin kodifikasyonunu konuşuyoruz ve bunların çoğu aslında fikri mülkiyete dayalı teknoloji, işte büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti. Bu da aslında bizi tekrar nereye götürüyor? İkinci sanayi devrimindeki bilimsel yönetim benzeri bir tartışmaya götürüyor. O tartışmanın sonucunda da nereye gideceğimizi biliyoruz. Bu bilgi işçileri de büyük ihtimal işte beyaz yakalıların 20. yüzyılda uğradığı kadere uğrayacak. Gittikçe vasıfsızlaşacak bu kodifikasyonun ve fikri mülkiyetin gücüyle. Bu üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri arasındaki tartışma aslında bu şeye bir ipucu veriyor. Bilgi işçilerinin bu intellectual skills dediğimiz yeteneklerinin gelişeceği dünyasından şimdi günümüzde artık bilginin kodifikasyonuna ve büyük firmaların bilgiye sahip olduğu çok başka bir düzleme geçtik. O zaman anlamamız gereken şey bu yeni teknolojilere yatırımın belli bir kurumsal ortam içinde yapıldığı. Eğer kurumsal ortam farklı olsaydı birçok yazarın işte Banklerin ya da Fisk'in dediği gibi eğer kurumsal ortam 20. yüzyıldaki kurumsal yapı fikri mülkiyet sıkı fikri mülkiyeti destekleyecek şey 20. yüzyılın başında evrilmemiş olsaydı belki bugün başka bir şeyi konuşacak oluyorduk diyorlar. O veri ortam içinde böyle bir teknoloji ve sanayi 4.0'ı konuşuyoruz. O yüzden 3. sanayi devrimi sonrasında da gördüğümüz gibi yani bilgi işçisinin bu yeteneklerinin gelişmesi, hani kol gücüne dayalı bir iş olmaktan çıkması kaçınılmaz değil. Kurumsal yapı bu manada fikri mülkiyet çok belirleyici. En az teknoloji kadar belirleyici. Aslında bakarsak burada gördüğümüz gibi kurumlar ve teknoloji birbirini belirliyor. O yüzden her ikisini de dışsal faktör olarak öyle ele alamayız. Özellikle fikri mülkiyeti. Gayet de üretim organizasyonu nereye evrileceğine, nasıl evrileceğine ve bilgi işçisinin durumunun vasıflı mı vasıfsız mı ya da bu bölüşüm meselesinde pazarlık gücünün ne olacağına karar verecek olan en önemli şeylerden belki de fikri mülkiyetin kaderinin ne olacağı. Tekrar etmek gerekirse burada benzer bir tarihi ikinci sanayi devriminde ki tartışmalarda görüyoruz. Beyaz yakalılar için de aynı şey söylendi ikinci sanayi devriminden sonra. Ancak 70-80'lerdeki yazılara bakarsak aslında beyaz yakalı mavi yakalıdan çok da farklı değilmiş diye değil mi? Kitaplar çıkıyor. Onlar da hani vasıfsız işe dönüştü gibi. Aynı durum bilgi işçileri için de 21. yüzyılda karşımıza çıkabilir. Sunum bu kadar. Biraz süreyi uzattım galiba. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Murat Dondurun hocam sözlü olarak soru sormak istiyordu. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani çok teşekkürler öncelikle Erkan Hocam sunum için. Ben en başla ilgili soru sormak istiyorum. Yani şöyle sorudan ziyade biraz daha açmanızı istiyorum. Şimdi yani ortakların trajedyası dedik. Yani müşterek kullanıyorsunuz. Ben ortak daha kolayıma geliyor. Ortakların trajedyası dediniz. Burada hani dışlanamamazlık söz konusu ve ayrıca da nedir? Hani tüketimde rekabetin olduğunu kabul ediyoruz, değil mi? Yani yani buradaki bilgiden kastımız da knowledge, stok kavram. Orada yani stok kavramda tüketimde rekabeti nasıl tanımlayacağız? Yani ikna oluyor muyuz? Mesela o yazına baktığımızda beni ikna etmiyor. Yani sizi ikna ediyor mu? Asıl sorun bu.
Yani oradaki o katkılar için ne düşünüyorsunuz? İkincisi sorudan ziyade şeyi yani kullandığınız iki çarpı ikilik oyunları düşününce şeyi de bekledim açıkçası. Yani aslında giriyor gibi yaptınız da sonra vazgeçtiniz. Acaba bu bağlamda da bir düşünsek nasıl olur diye. Yani oyunculardan birinin iki tipte olduğu, diğerinin yani direkt game theory with incomplete information gibi düşünsek, değil mi? Katkı yapmak isteyen var. Yani cinsiyetler savaşını oynuyorlar ama karşı taraftaki oyuncunun nasıl çıkacağını bilmiyorlar. Böyle bir bilgi ekonomisi yapısı olsa bu anlattığınız hikaye nasıl olabilir diye bir soru aklıma geldi benim. Yani normal bir oyuncuyla koordinasyon problemi olacak ama anormal bir oyuncu olabilir. Bilgi ekonomisi bağlamında anormal oyuncu nasıl olabilir? Yani hiçbir şekilde ortak bir şey yapmak istemeyen, koordine olmak istemeyen bir oyuncu olsa acaba bu anlattıklarımız nasıl şekillenir diye aklıma gelen notlar bunlardı. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Kolay gelsin diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl yapalım Özlem? Soruları alalım mı, ben cevaplayayım mı? Nasıl tercih edersiniz? Hocam siz nasıl isterseniz, ama sanırım önce cevap vermek daha iyi olabilir. Yine tamam. Dedim. Size bırakalım. Sizin için nasıl daha iyi olacaksa. Tamam, ben hemen şey yapayım. Murat Hocam çok teşekkür ederim. Bu rekabetçilik dediği ikna edici mi? Değil ama mesela şu örneği veriyorlar. Hani ben gene Elkin Koren Salzberger'den şey yapayım. Mickey Mouse diyorlar. Eğer diyorlar bu hani birinin şeyinde olmasaydı, tek elinde diyelim ki fikri mülkiyetinde, herkes Mickey Mouse'u başka bir karakter olarak gösterecekti. Biri iyi, biri kötü, biri çirkin, biri güzel atıyorum betimleyecekti ve bu heba olacaktı bu karakter. Yani firma bunu uzun yıllar bu şekilde etkin kullanıp ondan yararlanamayacaktı, yatırım yapamayacaktı. Bunların yani ikna olup olmamak dediğiniz gibi tabii ki ikna olmak zor ama buradaki iddia bu. Rekabetçilikle kastedilen değerinin düşeceği. O karaktere ben sahip değilsem, herkes istediği gibi tasvir edebiliyorsa onun ekonomik değeri düşecek. O zaman ben bunu niye etkin kullanayım? Yani böyle bir argüman üzerinden aslında diyorlar. Yani ortakların trajediyasında, yani otlakta otlakların aşırı tüketilmesiyle benzeşiyor mu bu problem? Benzeşmiyor, evet. Yani benzeşmiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden soruyu açmak istedim. Yani o 68, yani Hardy'nin çalışmasında bir kaynak var, biz onu aşırı tüketiyoruz ve ortadan, yani işte ben hep Boğaz'da lüfer örneğini veririm. İstanbul Boğazı'nda biz Kasım ayında lüfer yememiz gerekirken yiyemiyoruz artık çünkü bütün hepsini tükettik. Ama yani o bilgi konusunda hani mülkiyet hakları girince devreye zaten engelliyorsunuz bunu. Diyelim ki mülkiyet hakları devreye girmediğinde engellemediğinizde onlarca kötü, iyi, hoş, normal, anormal Mickey Mouse'lar o kaynakların kullanılması gibi bir şey değil. Ya o yüzden. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani aynen, ben size katılıyorum. Hani o argümanı özetliyorum. Onların dediği ilk üreten açısından değeri düşeceği için bir hani etkin kullanım, ona devamlı yatırım yapma sorunu getirecektir diyor. Sonuçta hocam buradaki mevzu hani bunu gerekçelendirmeleri gerekiyor. Şimdi teşvik yaklaşımının sorunları var dedik. Bir hak olarak görüyorsak, nasıl ki özel mülkiyeti bir hak olarak gördüğümüzde Demses'teki gibi, yani bir yere bağlamamız gerekiyor. Evet. Bunu da bir şekilde buraya bağlıyoruz. Ne kadar gerçekçi dediğiniz gibi soru işareti. Katılıyorum size. Yani bana çok ikna edici gelmiyor ama bu var. Yani böyle bir literatür, yani yeni literatür hiç zaten buna atıf yapmıyor. Ama o bağlamda hani bence bundan, yani burası önemli diye görüyorum. O yüzden araya girdim. Tekrar size bakayım. Çünkü hani bu teşvik yaklaşımının sorunlarının bir nevi tartışmanın önüne şey yapıyor. Onu geride bırakıyorsunuz. Yani böyle bir gerekçesi var diyor hani bazı hukukçular. Bazı, çünkü dediğimiz gibi mesela telif hakkını nasıl gerekçelendireceksiniz eğer maksat teşvikse diyorlar bu kadar uzun süredir gibi. İkinci dediğiniz, anladığım hani bu Şahin Güvercin oyundaki gibi, aslında bunu evrimsel oyun teorisi açısından bakarsak bu anormal oyuncu hemen ilk genişlettiğimizde şöyle ilginç bir sonuca ulaşıyor. Biliyorsunuz burada iki oyuncunun da bulunduğu durum stabil denge. Yani her zaman bilgi üreten birilerin olacağını bu oyun aracılığıyla basitçe gösterebilirsiniz. Yani anormal dediğimiz oyuncu olduğunda. Çünkü o stabil denge, yani evolution stable, evrimsel stabil strateji bildiğiniz gibi, ortadaki hem bilgiyi paylaşanların ve paylaşmayanların, yani katkıda bulunanların ve bulunmayanların olduğu durum olacak. Yani örtük bilgi altında her zaman bilginin paylaşılacağını en kolay gösterme yolu. Ama
Tabii ki oyunu genişletirsek, hani burada girmek istemedim, kendi içinde bazı sıkı varsayımlar yapmanız gerekiyor. Yani böyle bir oyun yapısıyla bilgi üretimine başlamak için. Teşekkürler. Soru sormak isteyen varsa sözlü de alabiliriz veya sohbetten de yazabilirsiniz. Hazır açılmışken, kimse sormamışken, mesela dinamik bir oyun, yani ardışık oyun olarak hiç düşündün mü? Yani hep statik gitti şey işte, çünkü nihayetinde çok daha dinamik bir yapı olarak da incelenebilir aslında bu. Hocam ben aslında bunu hep dinamik olarak çalışıyorum ama hani sunumda şey yaparak, hani literatürü tartışmak için, yani çok teknik bir şey yapmak istemedim. Yoksa bunların hepsini dinamik olarak, hali hazırda bunları bir arada incelediğimiz yine bölümden bir hocamızla, arkadaşımızla dinamik bir oyun geliştirip önceden de yapmış olduğum dinamik oyunlar var. Dinamik oyunlar aslında özünde her zaman dinamik olarak çalışıyorum bu oyunları ama hani burada statik olarak mevzuları özetlemek için böyle oyunlarla ele aldım. Tamamdır. Alt hocam buyurun. Erkan, çok teşekkür ederim. Ben Murat Hoca'nın sorduğu sorunun devamını soracağım. Belki cevap verdin sen aslında. Küçük bir soru. Murat Hoca daha da iyi bir şekilde ifade etti. Farklı bir açıdan. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bilginin aşırı üretimi ne demek? Yani ne zaman bilgi aşırı aşırı tüketilebilir? Yani Tragedy of Commons'da söz konusu olan otlaklar, göller, bunlar fikri mal olmayan mallar. Bunların tüketildikçe, yani bir belli bir stok miktarı var. Evet. Ve tüketildikçe de bu azalıyor. Ama bilgi de bu karşımıza çıkmıyor. Yani bilgi daha çok tükettiğin zaman daha çok tüketebildiğin, ondan sonra hiçbir zaman da böyle bir trajedinin gerçekleşmediği bir mal aslında. Evet. Bu koşullar altında acaba bu Tragedy of Commons'ın işte çerçevesini diyelim, bakış açısını bilgi ekonomilerine uygulamak ne kadar şey? Bir de belki hani bir şeyde de sözünü etmek istersin. Sen burada enformasyon anlamında bilgi kullanıyorsun ama bir de data var. Yani o işin içine girdiği zaman daha da karmaşık olabilir problemler. Hani senin görüşün nedir? Hızlıca spekülasyon yapabilir misin? Hızlıca cevap verebilir misin? Bir şey hemen araya girebilir miyim? Gerçekten enformasyon olarak mı, yoksa yani stok mu, akım kavramı olarak mı bakıyoruz? Yani ben mesela sunumda şunu anlamıştım. Yani biz aslında knowledge diye tartışıyoruz. Veri ve enformasyonu aynı anlamda kullanıyorsun gibi. Benim algım öyle. Evet. Evet, veri yani, enformasyon aslında üst üste aynı anlamda kullanıyorsun. Ama biz Tragedy of Commons dediğimiz şey orada knowledge yani. Evet, evet. Tamam. Aynen hocam. Şeyden ayırıyor. Sen veri enformasyon ayrımına, o ayrıntıya girmiyoruz Altuğ. Hani tabii ki bunu gene kodifikasyon bağlamında düşünebiliriz. Hani data, örtük bilginin bir şekilde kodifikasyonu, hani enformasyon datayı dediğim gibi ayırarak düşünmedim açıkçası ama en fazla ona yol açıyor. Aslında bir nevi yaptığı şey uzun vadede, dediğim gibi 4. sanayi devrim tartışmalarında uzun vadede belki de göreceğimiz şey. Çünkü bu hep tüzel kişilerin eline geçtiği için bilgi işçileri açısından, yeni gelenler açısından her zaman bir teşvik kırıcı bir etkiye yol açacak. Ya da bilgi paylaşımını önceleyen yeni organizasyon tipleri açısından, üretim biçimleri açısından her zaman bir sıkıntıya yol açacak. Yani birçok kişi burada, hani işte Bankler gibi ya da başkalarının söylediği bu. Yani 20. yüzyılda belli bir üretim yapısına uygun mülkiyet hakları rejimi var, fikri mülkiyet. Bunu 21. yüzyıla uygulamaya çalışırsak bazı üretim yapılarını ister istemez dışarıda bırakacağız. Onlar açısından bir engel oluşturacağız. Buna dikkat etmeliyiz diyorlar. Tragedy of the Commons, gene sayın sorun dediğin gibi ne kadar, yani bunu şu açıdan özetledim. Bazıları diyor ki 90'lardan sonra artık Amerika'daki fikri mülkiyetle ilgili değişiklikler teşvik yaklaşımı kullanılarak gerekçelendirilmiyordu. Yani bu tür bir yaklaşıma geçmeye başladılar. İşte mesela telif için. Hani bir hak olarak tartışılmaya başlandı. Çünkü teşvik yaklaşımıyla işin içinden çıkamıyorduk. Yani bunu özetlememin nedeni, işte hani bazı literatüre de referans verdim. Birçok kişi diyor ki, yani pratikte de sahada da işte birçok hakim artık bu yaklaşımı referans vererek
fikri mülkiyeti tartışıyor. İşte telif hakkıdır, patenti. O açıdan söyledim. Dediğiniz gibi tabii ki bilgiyle de aşırı tüketimden bahsedemeyiz. Ama bunların iddiası da, dediğim gibi literatürün iddiası, overuse of ideas'la anladığımız şey diyor, değerinin düşeceği. Hani kabul ederiz etmeyiz. Argüman bu. Bir değer düşmesinden bahsediliyor, bilgi tükenmesinden değil. Ama dediğimiz gibi genel literatüre bakarsak, Heller'dan itibaren bilgiyle ilgili aslında Tragedy of the Commons yerine asıl konuşmamız gereken şey Tragedy of the Anti-Commons diyor. Bu ardışıklığı ve kümülatifliği unutmamamız gerekir diyorlar. Yani zayıf bir argüman özünde. Özel hani hak olarak fikri mülkiyet. Ancak pratikte var olduğu için 90'lardan beri hakimler arasında yayıldığını, buraya referans yapıldığını söylüyor Elkin Koren ve Salzberger. O açıdan bunu özetledim. Yani bu ortada var. Bir gerçek. Anladım. O zaman sen veri olarak kabul ediyorsun ve bilgi, enformasyon, data, bunların doğasına ilişkin herhangi bir tespitte bulunmuyorsun. Dediğin doğru. Yani sen, evet, senin argümanın ne olursa olsun birilerinin ferdi mülke tesis edilen bilgi üzerine modeller kurduğu, bunu piyasalaştırdığı, metalaştırdığı bir dünyadayız en nihayetinde. Evet. O zaman sen şunu, evet, mu söylüyorsun? Yani bu ortaya koyduğun 5 oyun aslında ferdi mülkiyeti ve müşterek mülkiyet arasında en iyi çözümün hangi koşullarda ortaya çıkabileceğini gösteren genel bir teori mi bu seninkisi? Genel bir teori değil. Buradaki amaç şu. Dedik ya, bilgi ekonomisinde ne anlıyoruz? Aslında bakarsak çeşitli literatürler bilgi ekonomisini farklı açılardan, işte hak olarak, teşvik olarak dedik, örtük bilgi dedik, değil mi? En sonunda asimetrik oyuna baktık. Bu tartışmalar farklı literatürlerde, farklı okullarda, farklı kişiler tarafından yapılıyor belli bir ölçü. Aslında bunların hepsi ortak bir şeyde, çatı altında, oyun teorisi açısıyla, stratejik yaklaşım açısından birleştirilebilir. Bunları tabii ki daha gelişmiş modelle de birleştirebiliriz. Anladım. Yani hepsinin söylediğini aynı çatının altına sokabiliriz. Aynı çatının altına sokmanın bize ne yararı var? Aralarındaki farkları, benzerlikleri daha iyi görmemize neden oluyor. Tam olarak neyi iddia ettiklerini. İşte mesela gördüğümüz gibi bu Tragedy of the Commons'ı tartıştık, değil mi? Hani ayrı tartışsaydık formül olarak başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Ama bu yapının içinde bunu bir işte Şahin Güvercin oyunu olarak tartışmak bu yaklaşımı varsayımları açısından da bize bir sürü bir şey söylüyor. Hani o ayrıntısına inmedik ama yani evrimsel oyun teorisi bağlamında tartışsaydık bize bir sürü varsayımlara dair bu yaklaşımdaki bilgi veriyor olacaktı. Tamam. Çok çok teşekkür. Bu çatının amacı o. Farklı tartışmaları aynı şeyin altına getirmek. Aynı çatının altına. Evet. Tamamdır. Çok sağ ol. Evet hocam, bir soru da ben sormak istiyorum. Aslında ben daha çok sizin sunumunuzdaki son modelle ilgileniyorum. Yani ekonomiler önemli ölçüde dijitalleşiyor. Dijitalleşme çok ciddi bir ivme kazandı. Bu perspektiften bakınca son model benim daha çok ilgimi çekti. Merak ettiğim şey şu, son model için sizin belirttiğiniz bilgi işçilerini önemsizleştiriyor fikri mülkiyet hakları dedik. Birlikte evrim göz önünde bulundurulduğu zaman. Bu durumda şöyle bir yere varıyoruz aslında. Piyasa dengesini sağlamak için başlangıçta olması gerektiğini savunduğumuz fikri mülkiyet hakları öyle bir noktaya geliyor ki teknolojik ilerlemeyi hem hani Arthur açısından bakarsak ilerleme olarak göz alabiliriz sanırım veya başka bir ifadeyle verimliliği azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sizin sonucunuzu değerlendirdiğimde. O zaman fikri mülkiyet hakları için bir optimum var. Bu optimumun üstü de olmaması gereken bir denge ortaya çıkarıyor. Sonucuna mı varıyoruz? Bir bunu merak ediyorum. Bir de ayrı ayrı kurumlar ya da işçiler açısından değil de Pareto optimum açısından bakacak olursak o zaman yine fikri mülkiyet hakları için bir optimal denge vardır. Bunun üstü de altı da dengeden sapmaya yol açar der miyiz? Yoksa ne kadar fazla fikri mülkiyet hakkı varsa o kadar çok Pareto optimuma yaklaşırız mı deriz? Onu da ben merak ediyorum. Yani bu açıdan incelediniz mi bilmiyorum. Şimdi tabii bazı soruların cevaplarını bilmiyorum hani şeyin ama optimum fikri mülkiyet için optimum var mıdır? Biliyorsunuz bu Fritz Mahlup'a Amerikan hükümetine de rapor olarak sunuyor. Penrose'da da 50'de makaleleri var. Bu 19. yüzyıldaki işte Amerika'daki fikri mülkiyetin gelişimini inceliyorlar. 51'de de bir kitap ya da rapor yazıyor. Oradan bir cümle her zaman alıntılanır. Diyor ki şu anda bir fikri mülkiyet yani sistemi var.
kaldırın diyemem ama olmasaydı getirin demezdim diyor. Çok alıntı yapılan bir şeydir. O yüzden bir optimum var mı bilmiyorum. Hani bu açıdan bakabiliriz. Ya da optimum bulabilir miyiz? Ama bizim son oyunun söylediği şey şu aslında, hızlı geçtim. O iki denge, A ve D'de Pareto karşılaştırabilir olmayabilir. Biri işçiler tarafından iyi, biri de firmalar, tüzel kişilikler tarafından iyi denge, yani Pareto üstün denge olabilir. Yani ikisini eğer karşılaştıramayacaksak, anlaşmazlık oyunu gibi, asıl sorunumuz aslında orada. Yani burada bir çıkar çatışmasından söz edebiliriz. Yani firmalar açısından ya da sıkı fikri mülkiyeti isteyenler açısından iyi olan, işçiler açısından iyi olmayabilir. Yani iki denge ve birbirinde Pareto karşılaştırabilir olmaması demek, sadece bir koordinasyondan, bir dengeden diğerine gitmekten bahsetmiyoruz. Bir çıkar çatışmasından iki grup arasında bahsediyoruz diyebiliriz. Yani burada dediğim gibi tekrar ikinci sanayi devrim tartışmasına dönmek lazım. Hani bildiğiniz gibi bu yeni kurumsalcılar tartışıyor. Yani işçi vasıfsız olduğu için mi firmanın sahibi sermaye sahipleri, ya da sermaye sahipleri teknolojiye yatırım yaptığı için işçi zamanla vasıfsız mı oluyor? Yani buradaki tartışma yumurta tavuk işinden çıkmak için. Tabii ki mesela bu son oyunu kullanıp dinamik bir analiz yapabiliriz. O analizde de dediğim gibi co-evolution, yani aslında ikisini birbirini belirlediği, birbirini etkilediği bir yapıdan söz ediyoruz. Yani burada hukukçuların da dediği gibi birçoğunun ileride bu kurumsal yapının nasıl olacağına bugünkü işte firmaların, üniversitelerin, bilgi işçilerin tercihleri yol açacak. O da diğer bilgi işçilerin önümüzdeki bilgiye yatırım yapılacak olan, bu bilgiyi kullanıp yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilerin tercihlerini etkileyecek. Yani burada bir, yani co-evolution'da kastettiğimiz birbirini belirleme var. Bu yapı bilgi işçilerinin durumu üzerinde etkili olacak, ikinci sanayi devriminde olduğu gibi. Bilgi işçilerin tercihleri de bu yapı üzerinde etkili olacak. O yüzden birlikte belirleme var. Ve asıl sorun dediğim gibi bir çıkar çatışmasından söz edebiliriz. Yani iki denge birbirinden Pareto karşılaştırılabilir olmayabilir. Asıl bizim için sorun bu. Yoksa biri üstünse bir şekilde koordine edilebilir. Deriz ki yeni üretim yapısında işte zayıf, güçlü fikri mülkiyet ve çok fazla katkıda bulunma, her ikisi açısından da Pareto üstün, her ikisi açısından da tercih edilebilir. Yani D'ler A'lardan büyük, hem küçük hem büyük D için. O zaman zaten çok büyük bir sorun yok. Bir koordinasyon sorunu var. Ben aslında o yüzden sordum. Genel bir işte Pareto optimum belirleyebiliyor muyuz acaba politika üretmek? Buradaki asıl sorun bunların Pareto karşılaştırabilir olmaması. Yani farklı dengelerin farklı gruplar tarafından tercih ediliyor olması. Böyle bir durumdan bahsediliyor bilgi ekonomisi için. İşçiler tarafından tercih edilen, tüzel kişilikler tarafından tercih edilmiyor olabilir. Bir çıkar çatışması olabilir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen var mı acaba? Evet, başka sorumuz yoktu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. Emeğinize sağlık. Katılımınız için ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.